Öncelikle bu tanıtım filminden çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Hepsi mi yalvardı diye içimden geçirdim ve kendimi eleştirdim. Bunları ilk fırsatta yerinde gelip görmeye geleceğim. Hakikaten bilmediğimiz çok değerleri bu kısacık filmde öğrendim. Hem de yüz ölçümü en küçük ilimizde. O yüzden ülkemizi iyi tanımamız gerekiyor herhalde bütün vatandaşlarımız. Efendim bugün biliyorsunuz yaşadığımız üzücü şehitlerimizin kaybımızların sonucu bugün bütün İstanbul Oda Başkanlığı'nın açıklaması var. Dolayısıyla Kamer Başkanımız İstanbul'da diğer oda başkanlarına beraber bir açıklama yapıyorlar. İmeyat Deniz Cihaz Su Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yalova ilimizin denizcilik potansiyeli katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Yalova Denizcilik Zirvesi'nin ortaya yeni fikirler konulması ve yeni ufuklar açması bakımından çok yararlı olacağına inanıyorum. Öncelikle böylesi önemli bir organizasyonun düzenlenmesine emeğe geçenleri kutluyorum. Denizcilik sektörü uluslararası ticari taşımacılıkta en büyük paya sahip olan stratejik bir sektördür. 2018 yılı itibariyle dünya deniz ticaretinin %83'ü, Türkiye'nin dış ticaretinin ise %88'i deniz yoluyla taşınmıştır. Stratejik önemin yanı sıra sunduğu diğer hizmet kollarıyla denizcilik başta gemi inşa sanayi olmak üzere yeni endüstrilere ve kültürel zenginliklere kapı açmaktadır. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türkiye son dönemde pek çok alanda olduğu gibi denizcilik alanında da çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Türk sahipli deniz ticaret filomuz bundan 17 yıl önceye göre 3 katı üzerinde büyüyerek 8 milyon 900 bin deadweight'ten 28 milyon 600 bin deadweight büyüklüğe ulaşarak 19. sıradaki Türk sahipli filomuz bugün dünya sıralamasında 15. sıraya çıkmıştır. Bugün ülkemiz çok şükür dünya ölçeğinde gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında büyük başarılara imza atan bir ülke haline geldi. Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi mertebelerin en yükseğine ulaşan bu canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı, bu uğurda kanlarını akıtan gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Değerli hazırım, bugün burada ülkemiz için çok önemli bir konuda birlikte çalışmak, fikir ve düşünceler üretmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için kara parçası vatan kadar önem arz eden geniş bir mavi vatana sahibiz. Bu mavi vatanın gerek enerji kaynakları, su ürünleri, gerekse deniz ulaşımı ve deniz araçları teknolojileri asla ihmal edilemeyecek öneme sahip, dünya ülkeleriyle rekabette ön sıralarda olmamızı gerektiren gelişim alanlarıdır. Bu alanlarda bilgimizi, düşüncelerimizi ve mesaimizi birleştirerek değer üretmek ve üretilen değerleri ülkemizin yararına etkin bir şekilde kullanmak milli bir görevdir. Yalova ilimiz Türkiye'nin coğrafi ölçekte en küçük ili olmasına rağmen 120 kilometrelik kıyı şeridine sahip olması ve ülkemizin hem sanayi bölgesinin hem de nüfus yoğunlaştığı bölgenin merkezinde olması sebebiyle bu zirvenin Yalova'da gerçekleştirilmiş olması yerinde ve isabetlidir. Mavi vatanımızın bütün kıymet ve imkanlarını burada konuşup değerlendirecek, yapılmakta olan ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi, tecrübe ve yeni fikirler üzerinde çalışılacaktır. Gelecek nesillere emanetimiz uğruna sınır ötesinde şehit olan değerli askerlerimizin, özel harekatçılarımızın hepsinin ruhlarının şad olması için sizlerden öncelikle bir Fatiha rica edeyim. Zor bir süreçten geçiyoruz değerli kardeşlerim. 100 yıl önce bu topraklarda yine Orta Doğu'da farklı şekilde
plan ve projeleri olan emperyalistlerin çizmiş oldukları haritalarda yaşanan sıkıntıların bugün tekrar aynı şekilde sahneye konulması, amacına ulaşması için yapılan bu kötü bir insan kanı üstüne hakikaten kendi ülkelerinin insanların rahatı ve refahı için her yol mübah diyen bir anlayışın bugün de ülkemizin etrafında açmış oldukları, bölgede yaşayanlara kan kusturan bir zihniyetin mücadelesi veriliyor. Onlarla dimdik ayakta duracak şekilde bizim topraklarımızda yaşanmaması için, bölgeye huzurun ve refahın gelmesi için bir mücadele veriyor ülkemiz, devletimiz, milletimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gelecek nesillere emanetimiz olan bu toprakları en iyi şekilde koruyarak, gereğini yaparak, dik durarak inşallah 1071'de bize emanet edilen bu toprakları gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde emanet etmek, bu yurt edindiğimiz toprakları herhalde bizim en büyük vazifelerimizden birisi. Hem çevreyi koruyacağız, hem duyarlılığımız olacak. Ama inşallah da ebed müddet buralarda payidar olacağız. Bu mücadele kolay olmayacak belki ama hiçbir şey hayatta hakikaten değerli kardeşlerim çok kolay elde edilmiyor, olmuyor. Zahmetsiz rahmet olmuyor. Biz de büyük bir ülkeyiz. Artık biz öyle kendi gücümüz veyahut da bölgesel güç olmanın ötesinde küresel güç olma yolunda gidiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz inanın. Tabii ki bu da bizim muhakkak ona farklı bir ifade kullanalım, onu demeyelim yine de. İşimizin biraz daha zor olduğunu gösteriyor. Mazlumların, mağdurların haklarını korumak adına ondan yana, onlardan yana olmak adına bir mücadele veriyoruz. Hep beraber millet olarak el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlikle bu işin üstesinden geleceğimize de ben yürekten inanıyorum. Mayamız sağlam değerli kardeşlerim inşallah. Aslında denizcilik zirvesi, Yalova Denizcilik Zirvesi, konuşmamız gereken çok şey de var muhakkak ki. Bu arada tabii Sayın Valime, üniversitemize, rektörümüze, liman başkanlığımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Yalova'nın yeri bizde bir başka gibi sanki değerli kardeşlerim. Bizde hiç unutulmaz Yalova, mavi yeşilin bu kadar yakıştığı bir il. En küçük coğrafyamız il olarak. Ama başarıdan başarıya koşuyor gibi sanki son yıllarda. Bizim 81 tersanemiz var değerli kardeşlerim. 37'si Yalova'da. 2004'te bir karar verilmiş. Yalova Tersaneler Bölgesi olarak seçilmiş. 81'de 37 ne olur? Salim abi böyle çok değişik düşünüyor. Yüzde herhalde 40'larla. Ama Yalova'nın katkısı %25 diye bizim gemi sanayimize, gemi yaz sanayimize diye katma değer olarak %25. Demek ki daha biraz yolumuz daha var. Daha çalışmamız lazım. Yalova olarak bir şeyler daha üretmemiz lazım. 2017'de Yalova. 2017 mi? O zaman güncellememiş arkadaşlar, öyle biliyor. Vallahi şimdi ben yanlış anlamadım. Demin tanıtım filmini kim hazırladıysa onlara da sormanız lazım. %25'lik hakkı. Çok güzel. O zaman iki günün eşit olan ziyandadır. Çok güzel. 2017, 2018, 2019 bitti. Demektir ki %70 diyor Sayın Başkanımız. Ben de çok mu duyuyorum böyle? Ne yapıyorum bilmiyorum. Yani kulak veriyorum. Herhalde herkesi dinlemeye gayret ediyoruz, duyuyoruz. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Bir yola çıkılmış, Yalova Tersaneler Bölgesi gerçekten mükemmele doğru gidiyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Eyvallah. Bir yaklaşım ortaya koymak istiyoruz. Bugünkü bu oturumdaki amacımız da bir açıdan bu. Şimdi sizlerle ne yapacağız? Şu anda 6 tane masada her bir masanın kendine ait bir odak yaklaşımı olacaktır. Bu odaklara baktığımızda da tersanecilik faaliyetleri, limancılık faaliyetleri, denizcilik eğitimi, balıkçılık ve deniz tarımı, deniz turizmi ve sportif faaliyetler, deniz çevresi ve kıyı yapıları olmak üzere 6 farklı masamız var ve her birimiz bu masalarda konuk uzmanlık olarak yer almaktasınız.